Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalar bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü olması sebebiyle Hazreti Peygamberimizi konuşarak tarihten yansımalara başlamak istiyoruz. Tabii ki Peygamberimizin çok yönlü olması, Peygamberimizin tüm özelliklerinin burada anlatılmasına el vermiyor. Çok yönlü olan Peygamberimizin bu yıl biz sadece gençliği ile ilgili ya da gençlik temasıyla ilgili bölümünü işlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz doğum günü kutlamaları, kutlu doğum haftası münasebetiyle önceki yıllarda miladi yıla göre belirlenen 20-26 Nisan tarihleri arasında kutlanıyordu. Doğruyu buldu Diyanet İşleri Başkanlığımız ya da halkın gönlünde olan hicri yıla göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamaya başladı. Biz bugün Hazreti Peygamber'in yani Mevlüt Kandili olması sebebiyle ve bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız bir hafta süre Hazreti Peygamberimizin özelliklerinin anlatılması, Hazreti Peygamber sevgisinin bile olan Hazreti Peygamber sevgisinin daha büyük boyutlara çıkartılması açısından bizlere belirtmiş olduğu vakit süresi içerisinde biz de Hazreti Peygamberimizi anlatacağız. Bugün gençlik dönemi nedir, ne demektir? Buradan başlayacağız. Daha sonra gençlik döneminin önemini anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Güzel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki Hazreti Muhammed zamanı, Hazreti Muhammed'in özellikleri denildiği zaman insan nereden bakacağını bir anda bilemiyor. Ya da hangi özelliğini anlatayım derken bazen yanlış da yapabiliyoruz. Bazen insan olarak burada hatada yapabiliyoruz. Tabii ki gençlik önemlidir. Bu seneki temada gençlik üzerine olduğu için biz burada sizinle gençlik dönemiyle ilgili başlayalım ve sonra artık ölümüne kadar geçen süre içerisinde önemli gördüğünüz, değerli bulduğumuz her bölüm değerlidir. Ama şu anda daha önemli bulduğumuz bölümleri anlatmaya gayret edelim hocam. Evet hocam, Hazreti Peygamber ve gençlik. Hay hay hocam. Hocam önce isterseniz gençlik dönemi nedir, gençlik nedir onu şöyle kısaca tanımlayalım. Konuya öyle yavaş yavaş girelim. Tabii, size de hocam uygunsa. Gençlik dönemini biz sadece fizyolojik gelişme ve değişmelerle ilgili bir kavram olarak algılamamalıyız. Çünkü bu dönemde psikolojik efendim değişiklikler söz konusu, duygusal iniş çıkışların yoğun olduğu bir dönem ve psikologların çoğunun mesela somuttan soyuta geçtiği bir dönem olarak adlandırırlar. Yani çocukluk döneminde biliyorsunuz soyutu çok algılamaz çocuk. Daha çok somut üzerine yoğunlaşır. Gençlik döneminin de psikologlar tarafından tespit edilen böyle bir özelliği var. Gençlik önemli bir dönem. Gençlik uç noktalar çağıdır. Delikanlının suçu aşırı gidişindendir der Aristo. O meşhur filozof mantıkçı. Victor Hugo'nun da ilginç bir tespiti var. Belki hani ezber bozan bir tespit. Gençliğe yaşlılıktan daha çok saygı duymalıyız der. Yani gençliğe normalde nedir? Alışkın olduğumuz şey bizim. Yaşlılara saygı duyarız ama Victor Hugo diyor ki gençliğe yaşlılardan daha fazla saygı duymalıyız der. Bunun için ben genelde öğrencilerime hep şunu söylemişimdir. Ben öğrencilerimi sadece sevmem, sadece sevmiyorum, aynı zamanda saygı da duyuyorum derim. Çocuklar yadırgar bunu. Ya yaş itibariyle hocam niye saygı duyuyorsunuz şeklinde. Diyorum ki geleceğin teminatı sizlersiniz. Dolayısıyla toplum sizin o bakış açılarınızla gelişecek, sizin o enerjinizle şekillenecek falan diyorum. Çünkü bir milletin istikbalini görebilmek için biz aslında çok şeye bakmaya gerek yok, ihtiyacımız yok. Eğer biz bir milletin gençliğine bakarsak,
gençliğin yoğun olduğu şeyler nelerdir, meşgaleleri nelerdir, gençlik enerjisini nereye teksif etmiş, eğer bunların tespitini iyi bir şekilde yaparsak problem büyük ölçüde hallolur, o fotoğraf ortaya çıkar. Evet. Hele hele bu gençlik, gençlerin yoğun olduğu ülkemiz açısından söz konusuysa, genç nüfusu çok olan dünyada sayılır ülkelerden birisiyiz. O zaman bu konunun önemi daha belirgin ortaya çıkıyor. Şimdi nedir o zaman gençliğin bu enerjisini teksif etmesi gereken yer? İşte ekonomi midir, madde midir? Kanaatimce şu olmalı. Yani gençliğin sermayesi para, pul, altın, gümüş, kumaş, elbise, kıyafet değil, imanlı, sıhhatli, efendim, dinç ve kudretli dimağlara sahip olmaktır. Yani gençliğin eğer sermayesini bu şekilde biz tespit edersek, bu gençliğimizi, efendim, genç nüfusu çok olan ülke olarak iyi değerlendirirsek, inanın bizi kimse tutamaz. Bunun tarihte örneklerinde çok görüyoruz. Bir tarihçi olarak bunu açıkça söylemiş olayım. Şimdi kömüre bakalım. Kömürün de, efendim, elmasın da aslı karbondur. Kömüre baktığımız zaman karbon menşe itibariyle, elmas da karbon. Fakat ikisinin arasında bir fark var. Elmas eğer düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde dizayn edilirse, iyi sistematize edilir, iyi işlenirse bir maden değeri, cevher değeri kazanır. Ama kömür ham maddesi, asli maddesi aynı olduğu halde iyi dizayn edilmediği için, efendim, rastgele üzerinde oynandığı için kömür olma özelliğini kazanır. İkisinin kıymeti harbiyesini de hepimiz takdir ediyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer biz gençliğimizi asli özü itibariyle özüne döndürürsek, asli mayasını verirsek, enerjisini iyi işlerde, güzel işlerde, hayırlı işlerde teksif edersek, inanın büyük ölçüde hedefe ulaşırız. Hazreti Peygamberimiz bunu yapmış. Birazdan şimdi belki onun esas üzerinde, esas konumuzu onun üzerinde duracağız. Hazreti Peygamberimizin esasen yaptığı da bu aslında. Şimdi öncelikle Hazreti Peygamber zamandaki gençliğin oranına da bakacağız, diğer konulara da bakacağız. Gençliğin önemli olduğunu, gençliğe daha fazla saygı duymalıyız ifadesi beni biraz düşünceye itti. Yani gençliğe hangi konularda saygı duymalıyız? Gençlik niçin önemlidir gibi bir soru aklıma geldi. Yani tabii ki genç olmaları, gelecekle ilgili ileride söz söyleyebilecek insanlar olması, toplumu toplum yapan değerlerin çıkış noktası olması gibi şeyler söylenebilir. Ama biraz önceki söylediklerimiz imanlı, sıhhatli, kuvvetli ve dimağlardan neyi anlatmak istedik hocam burada? Şimdi şu gençlik önemli derken Hazreti Peygamberimizin ilginç bir hadisi var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki askerine, ordusuna, sakın ha diyor, çok zor durumda kalmazsanız o savaştığınız askerler içerisindeki gençlere dokunmamaya çalışın. Onları öldürmemeye çalışın. Savaşta bile. Savaşta bile. Niye ya Resulallah diyorlar? Yaşlı zaten diyor, o saatten sonra kronikleşmiş. Artık onun İslam'a dönmesi falan, sağ kalsa bile çok zor. Ama genç dönebilir diyor. Hmm. Gencin dönme imkanı artı, bir de genç çiçek gibidir. Yani onun değerlendirmesi ileride. İşte Hazreti Ömer'in durumunu biliyoruz, hidayete erişini biliyoruz. Evet. Bundan dolayı bu hadis belki çoğumuzun yabancı olduğu bir hadistir ama Hazreti Peygamberimizin savaşta bile gençlere dokunmayın talimatını iyi irdelemek lazım. Yani genç, artı çoğumuzun, izleyicilerimizin çoğu da biliyor. İşte 7 sınıf insan vardır ki arşın gölgesinden başka gölgenin olmadığı yerde gölgelenecektir. Hı hı. Onun ikinci şeyi nedir? Birincisi işte adaletli sultan der. Evet. O 7 sınıf insanı sayarken ikincisi de ömrünü işte İslam'a adamış, ibadetli, imanlı, şuurlu bir genç der. Genci oraya da sokar. Bakın orada o kadar işte hani çocuktur, yaşlıdır vesairedir şey, yani burada çocuklarımız, yaşlılarımız dışlandı anlamında söylemiyorum. Hı hı. Şöyle benzetebiliriz belki. Şimdi bir devlet için ne deriz biz? Kuruluş dönemi, gelişme dönemi ve yıkılış dönemi deriz. Yükseliş, evet, dönemi ve yıkılış dönemi deriz. Aslında bir devlet olarak bakarsak biz insan şeyini, bir toplumdaki işte o yükseliş dönemini aslında gençlik oluşturuyor. Hmm. Yani bundan dolayı bu şeyi
önemsemek gerekiyor. Yani Hazreti Peygamberimizin özellikle mesela Hazreti Peygamberimiz beddua etmemiştir kolay kolay. Yani beddua ettiğine çok rastlamayız. İşte birkaç tane istisnası var bunun. Bunlardan birisi de şudur. Bir Rümaüne faciası diye bildiğimiz 70 tane genç pırıl pırıl kendilerinden bir talep geliyor. İşte kendilerine bir talep gelmiş. Biz İslam'ı öğretecek birilerini gönder diye. Hazreti Peygamberimiz biraz da çekinerek ama vebali de ağır. Göndermediği zaman ne olacak? Gönderiyor ve bunlar bir suikaste maruz kalıyor. Pusu kuruluyor biliyorsunuz. Şehit oluyor bunlar. Ve 15 gün boyunca sabah namazlarının arkasından aleyhissalatü vesselam Efendimiz kunut duası okuyup bunlara beddua ediyor. Bu işi yapanlara. Çünkü orada hani Yunus Emre'nin tabiriyle gök ekim biçer gibi diyor ya gençler ve bilim insanı aynı zamanda bunlar hepsi sahabenin karizmatik kişileri, temayüz eden kişileri, önde gelen kişileri. Dolayısıyla gençlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz son derece ehemmiyet vermiş, veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakış açısını bu noktada belki biz değerlendirmemiz gerekir. Hocam bir şey geldi, çok affınıza sığınarak söyleyeyim. Ashab içinde gençler var mı? Ashab-ı kiram içerisinde şimdi şunu söyleyeyim. Esasen İslam neyin üzerine bina edilmiştir derseniz insan anlamında söylüyorum. Gençlerin üzerine bina edilmiştir. Çünkü isterseniz ben şöyle rakam olarak soracağınızı tahmin ettim, aldım. Buyurun. Mesela Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşında Müslüman olmuş. Ukbe bin Amir var, meşhur sahabilerden birisi, 14 yaşında. Cabir bin Abdullah ve Zeyd bin Harise 15 yaşında. Abdullah bin Mesud, Habbab bin Eret, Zübeyir bin Avvam, ki Zübeyir bin Avvam biliyorsunuz aşere-i mübeşşereden, 16 yaşında. Habbab bin Eret çok önemli. Yani İslam'dan dönmesi için zayıf, garip, kuraba birisi. Hı hı. Çıplak vücudunun üzerinde ceviz büyüklüğünde közler, kor taneleri bırakıyorlar. İslam'dan dön, Muhammed'in peşini bırak diye. 16 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Dönmüyor, şey yapmıyor yani, o inancından, itikadından dönmüyor. Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, efendim Erkam bin Ebil Erkam, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Esma binti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kızı 17 yaşında Müslüman olmuşlar. Muaz bin Cebel ve Musab bin Umeyr 18 yaşında Müslüman olmuş. Ebu Musa el-Eşari 19 yaşında. Cafer bin Ebi Talip 22 yaşında. Osman bin Hüveris, Osman bin Affan, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Hüreyre ve Hazreti Ömer gibi kişiler de 25-31 yaş bandında. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu saydığımız kişilerin birçoğu komutanlık yapmış. Birçoğu bugün tefsir ilminden bahsediyorsak onlara borçluyuz. Hadis ilminden bahsediyorsak onlara borçluyuz. Onlardan bize intikal ediyor bu bilgiler. Cephede görüyorsunuz komutan olarak gereken fedakarlığı yapmışlar. Evet. İşte Zeyd bin Harise diyoruz. Yani Zeyd bin Harise'nin resmen ölüme koşa koşa gitmişler. Cafer bin Ebi Talip ölüme koşa koşa gitmiş. Neden? Malumunuz o Muhte Muharebesi'nde Hazreti Peygamberimiz gönderirken şöyle bir talimat veriyor. Komutanınız Zeyd'dir. Eğer Zeyd'in başına diyor bir hadise gelirse onun yerine diyor Cafer geçecek. Cafer bin Ebi Talip'tir. Onun başına bir şey gelirse diyor Abdullah bin Revaha komutan olacaktır. Bu ne demektir? Eğer bunu Allah'tan vahiy alan bir peygamber söylüyorsa, diğer savaşlarda söylemediği halde böyle bir şeyi söylüyorsa, siz gidiyorsunuz ama gidişiniz var, dönüşünüz yok demektir. Şehit olacaksınız demektir. Ve bunların hiçbirisi gözlerini kırpmıyorlar. En ufak bir mazeretçilik göstermiyorlar. Koşa koşa gidiyorlar. İşte Cafer bin Ebi Talip malumunuz orada Tayyar lakabını alıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından. Yani bu kişiler gençlik çağında öylesine mayalanmış ki, öylesine bir vahiy kültürü almışlar ki, geleceğe de bunu sirayet etme noktasına bir köprü görevi görmüşler adeta. Evet. Yani çelik gibi, sapasağlam, en ufak bir... Yani şurası çok enteresandır. Birçok teklifler geliyor, birçok çileler, sıkıntılar çekiyorlar. İşte biz şeyi biliyoruz, boykot anını biliyoruz. Hı hı. 2,5 yıl, 3 yıl yerine göre ağaç yaprakları yemişler açlıklarından. Evet. Ama en ufak bir şekilde taviz yok. Döndürememişler. Yani neden? İmanı öylesine özümsemiş. Hani Bilal-i Habeşi'yi hatırlıyoruz. Kumlarda sürünüyor. Diyorlar ki ey Bilal, bir kurtuluşun var. Bak kölesin, köleliklerini de azat edeceğiz. Seni böyle saygın bir insan konumuna getireceğiz. Ama bir şey istiyoruz. Diyeceksin ki şu milletin içerisinde,
Yani bir kırılma istiyorlar aslında. Bir taviz, hı hı. Böyle bir kapı açmak istiyorlar. Diyeceksin ki ben yanılmışım. Muhammed'in, ben peygamberliğini kabul etmiyorum. Putlarımız da kutsaldır diyeceksin. Şimdi vahidün Arapçada bir demek. Ehad bir tek demek, vurgudur. Yani Bilal'in o derece olmuş ki iman, tavan yapmış ki vahid kesmiyor. Ehad diyor. Yani yangına benzin döker gibi. Adeta onları çıldırtırcasına ve kızgın kumlarda. Şimdi söylerken kolay geliyor bunlar da bazen şöyle sıcak ortamlarda bir kuma bastığımız zaman sanki iğne batırırlar gibi ayağımızda böyle zıplar dururuz. Ve siz ayak yine hani derisi kalındır falan, çıplak vücudunuz, o hassas vücudunuzda kumların üzerinde saatlerce sürünüyorsunuz. Size birçok cazip teklifler geliyor. Kölelikten azat edilmekten daha belki hani bir insan için onore edici bir şey olmaz. Bunun karşılığında verdiğiniz cevap ehad oluyor. Israrla, inadına. İşte gençlik böyle bir şey. Genci eğer tam hamurunu iyi yoğurursak, iyi yoğurulursa hem bunu sadece elbette inancın haricinde Hazreti Peygamberimizin belki yaptığı en önemli işlerden birisi o. Darül Erkam denilen, biraz önce ismini saydığımız Erkam bin Ebil Erkam var. 17 yaşında. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun evini karargah olarak kullanıyor. Cesaret ister bu. Karşınızda Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var, Mekke'nin en zenginleri var ve müşrik, kuyunuzu evet. kazmak istiyor. Siz 17 yaşında bir delikanlısınız. Hazreti Peygamberimize evinizi teslim ediyorsunuz. Darül Erkam dediğimiz yer burada diyorsunuz. İslam'ı tebliğ edebilirsiniz. Bu bir ciddi bir risk. Kendinizin Müslüman olması bir tarafı. Üstüne üstlük Müslüman oluyorsunuz ve Peygamberimizin en sağlam neferlerinden biri oluyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapıyordu Darül Erkam'da? İşte gergef gibi işliyordu bunları. Şimdi biz şöyle zannediyoruz. Gidiyor işte 10-15 dakika oturuyorlar. Muhabbet edip oradan ayrılıyor. Yok böyle bir şey. Bazı kaynaklarda Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sabaha kadar sadece namaz vakitlerinden, ki onu da zaten bir tebliğ sayarsınız. Uygulamalı bir eğitim olarak, hani sahabeye verilen bir şey olarak sayarsınız. Sadece namaz vakitlerinde sohbetini, eğitimini, verdiği o ilmi böldüğünü söyler kaynaklar bize. Hmm. Yani akşam oturuyorsunuz, sabaha kadar, gün ağarana kadar namaz vakitlerinin haricinde bilgi veriyorsunuz. Yani İslam, o İslami ilimler durduk yerden olmuyor. Gergef gibi işleniyor. Kim bunlar? Öğrenciler kim? Öğrenciler işte biraz önce A takımı dediğimiz, tabiri caizse. Şimdi bir sistemde, bir kuruluşta her yerde böyledir. Kadronuz iyiyse sıkıntı çekmezsiniz. Evet. Yani taş gibi bir kadronuzun olması gerekiyor. Hazreti Musa'ya bakın veya diğer peygamberlere bakalım. Kadro sıkıntısı çekiyor. Firavun'un zulmünden kurtarmış İsrailoğullarını Hazreti Musa. Ki kaynaklar bize 600 bin ile 1 milyon arasında rakam verirler. Firavun'un önünden kaçan İsrailoğullarının sayısını. Korkunç bir rakam. Hazreti Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde çok az bir kişi, toplam 1500 kişi işte Medine'deki evet. nüfus sayımına baktığımızda. Biz 600 bin rakamından asgarisini bile alsak, 300 bin alalım, 100 bin alalım. Daha da asgari alalım mesela, hadi mübalağalı kabul edelim. 100 bin insan ne yapıyorlar? Diyorlar ki Hazreti Musa, Eriha bölgesine gideceğiz, orada savaşacağız. Allah böyle emrediyor. Ey Musa, sen ve kardeşin Harun gidin, işte Yuşa vesaire gidin siz. Allah size nasıl yardım eder? Siz galip gelirseniz bize haber verin, iltihak ederiz biz size diyorlar. Peki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu kadrosu ne diyordu? Bedir Savaşı öncesinde yapılan istişarede çok enteresan, çok ilginçtir. Ya ben bu rivayeti çok önemsiyorum. Diyor ki ya Resulallah, ne yapalım dediği zaman, ya Resulallah biz yüzme bilmeyiz varsayalım. Şurada deniz var, atın kendinizi deyin biz atarız. Şuraya bir meydan ateşi yakın, atın ateşe kendinizi deyin, biz o ateşe kendimizi atarız. Ne emredersen, ala ra'sil ayn diyor, baş göz üstüne. Ne emredersen, işte kadro derken bunu kastediyoruz. Hazreti Peygamberimiz taş gibi, deyim yerindesi, çelik gibi bir kadro oluşturmuş. Bu kadro böyle bir eğitimden geçer. Eğitim çok önemli hocam. Eğitim ferdin geleceğe hazırlanması faaliyetidir. Oranları yüksek mi hocam gençlerin bu kadro içerisinde? Mesela aklımıza şu geliyor. Tabii ki Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin kendisine gelmesinden sonra ilk Müslümanlara bakıyoruz. Ve daha sonra İslamiyet'e koşup gelen birçok insan var.
her kesimden, kadınlardan, erkeklerden, gençlerden, buradaki gençlerin oranı hakkında bir bilgimiz var mı? Gençler işte ben biraz önce zikrettim. O söylediklerinizin dışında bunların, genel olarak. Bunlar genel şöyle diyebiliriz, bayanlardan da çok. Yani evet. Bayanlardan da peygamberimizin çocukları başta olmak üzere bayanlardan da epey var. Şimdi belki tek tek ileride denk gelir onlardan da bahsederiz ama genel manada baktığımızda Hazreti Ebubekir var. Yani böyle 3-5 kişiyi geçmiyor 30'un üzerinde yaşı olan o sıralarda. Evet. Ve çok enteresandır. Hazreti Peygamberimiz yani şu akla gelebilir. Bir defa Hazreti Peygamberimizin gençliği 4-4'lük geçmiş. Evet. Bu ateş çemberinin içerisinde cahiliye döneminde cahiliye insanların arasında en ufak bir leke bulaştırmamış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hiçbir konuda. Yani bu şu noktada bir hırsızlık yapar gibi olduydu. Şöyle bir yalan söylemişti, şöyle yapmıştı diyebilecekleri hiçbir şey yok, hiçbir şey yok ellerinde. Böyle arı duru tabiri caizse sütten çıkmış apak diye hatta pekiştirebiliriz. Bir kaşık adeta peygamberimiz. Böyle birisi. Şu soru akla gelebilir. Bak burası da çok enteresan. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu. Yani diğer peygamberlerin hani yaş itip niye peygamberimiz 40 yaşında? 40 yaşında. Yani o gençken olsaydı da daha cevvaldi, daha enerjikti falan gibi bir şey akla gelebilir. İşte o yaşın durumlarını tecrübe ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir gencin 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında ne yapabileceğini şu rivayete bir bakın hocam. Yani gerçekten bakıp duruyorsunuz. Bir genç geliyor sahabenin içerisinde Hazreti Peygamberimiz otururken bir genç, bir delikanlı geliyor diyor ki ya Resulallah ben zina etmek istiyorum. Sahabe sen çıldırdın mı diyor otur yerine falan böyle hani normalde düşünün normalde tepkileri normalde damdan düşer gibi. Aykırı bir soru. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz tebessüm ediyor. Bırakın diyor delikanlı bırak gel yavrum buraya diyor gel hele bir otur şuraya dizinin dibine oturtuyor. Diyor ki delikanlı bak senin diyor annen var mı diyor var diyor. Peki annenin böyle senin o teklif ettiğin bir şeyi birisiyle yapmasına razı olur musun? Genç o kıskançlık damarları da kabarıyor, hiddetleniyor. Ya Resulallah lütfen diyor bak sınırı aşıyorsun ama. Doğru söyledin diyor. İfadeye bakın hocam. Tepki verin ha ha filan demiyor bak. Doğru söyledin diyor. Hiç kimse razı olmaz çünkü. Doğru söyledin ruhunu okşuyor. Bakın eğitim budur hocam. Şimdi bakıyoruz levhalara. Bu yasaktır, bu yasaktır. O tersinden alıp şöyle yapın desek daha iyi olmaz mı, daha etkili olmaz mı? Sanki tabii. Bana daha etkili gibi geliyor. Tabii. Doğru söyledin diyor, onaylıyor genci. Doğru söyledin, hiç kimse razı olmaz çünkü. Peki halanla, teyzenle, kız kardeşinle, Resulallah bak doğru söylüyorsun delikanlı diyor, hiç kimse buna razı olmaz. Ondan sonra açıyor ellerini, dua ediyor. Gencin de böyle omzunu sıvazlıyor, göğsünü sıvazlıyor. Genç biraz durduktan sonra diyor ki ya Resulallah ben diyor artık o işi yapmaktan vazgeçtim. Eğitim budur. Evet. Yani aleyhissalatü vesselam o gencin ruhunu, psikolojisini biliyor. O dönemleri geçmiş, aşmış. O dönemleri yaşayan birisi. Ya peki yardımcısı Hazreti Ebubekir Efendimiz, o da 2 yaş var aralarında zaten. Hazreti Ebubekir Efendimiz yardımcısı, buradaki şey ne, mesaj ne? A takımı diyoruz yani yardımcısı, evet. O da aynı tecrübeyi yaşamış. Yani hemen düz mantık gitmiyorlar. Mesela Hazreti Ali Efendimiz böyle müşriklerin içerisinde en çok belki savaşlarda adam öldüren sahabeden birisidir. İlginçtir. Yani kahraman böyle pervasızca hareket eder. Evet. İslam'a en ufak bir şekilde. Ama tabii gençlikle beraber bunu değerlendiriyoruz. Daha sonraki Hazreti Ali Efendimiz'in kaynaklarda baktığımız zaman yaşının yani ömrünün sonlarına doğru daha çok durulduğunu görürsünüz mesela. Biraz daha olaylara farklı. Yani 40 yaşın üstü, 40 yaşını yaşamış ve üstünde olan izleyicilerimiz daha net anlarlar belki dediğimiz o deli dolu zamanlarınız geçiyor. Tremliyorsunuz, daha olgun bakıyorsunuz, daha hani nasıl ben bundan ürün alabilirim, bunun hesabını, kitabını falan yapıyorsunuz. Yani netice itibariyle şunu söyleyelim. Yani gençlik illa oran istiyorsanız bu tabii. Yok onun için demedim hocam ben. Bank şey yapılması, sizin anlatımınızdan şöyle yapılması bir şey. Gerekir de bu da çok zor. Yani şöyle 100 bin insan Müslümandan bahsediyoruz veda açında. Bunların tek tek yaşlarını falan hani şeyden itibaren tabii. Arada girenlerin falan tespit etmeniz gerekir ama şu bir kesin en kötü ihtimal %70-80'lerden aşağı değildir gençlerin şeyi oranı. Yani genç bir nüfus ben konuşmama başlarken
özellikle belirtme nedenim, vurgulama nedenim de oydu. Yani gençliği biz iyi donatırsak, gençlik iyi donanırsa bizim gençlerimiz, zaten Avrupa'nın en çok korktuğu bu. Şimdi evet. Gelen turistlere bakıyorsunuz, ikileri bir geliyor. Yani yok şeyi yok, genç nüfusu yok. Şu anda böyle merceğin altına yatırılma nedeni de bana göre ülkemizin bu. Genç nüfusu var, birçok işte üniversitesi vesairesi var. Ama şunu hep söylerler, ben de her platformda dillendiriyorum. Gençlerimiz şöyle, gençlerimiz böyle. Yok öyle değil. Biz şeyde gördük bunu, 15 Temmuz'da gördük gençlerimizin ne olduğunu. İnsan bazen hani bir nefsine uyduğu taraf falan olur. Eğer şöyle biraz daha eğitim noktasında üzerlerine düşer, şöyle bir gelecek vaat eder, bir şeyler yaparsak gençlerimizle ben çok iş yapabileceğimiz kanaatindeyim. Evet. Yıllardan beri gençlerle uğraşan birisi olarak. Burada şunu da söyleyelim. Bu vahiy kültürünün kazandırdığı şu, mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatına doğru hicretin 9. yılına biz İslam tarihinde senetül vüfud deriz, heyetler yılı. Alternatifi kalmamış insanlar akın akın gelmişler. Yani başka gidecek yer yok, tamam Müslüman olayım bari şeklinde bir yığılma var. İşte o yığılma çok hoş olmuyor. Neden? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatının hemen akabinden işte peygamberlikte aslında bulunan bir takım kişiler çıkıyor. İşte zekatı reddetmeye kalkanlar, ridde hareketleri dediğimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz zamanında. Onların elebaşlarına baktığınız zaman işte o Tebük şey Senetül Vufud dediğimiz o hicretin 9. yılından sonra İslam'a giren kişiler. Yani vahiy kültürünü almamış, vahiyi özümsememiş. Yani mümkün mü silahı dayasanız tabiri caizse bu saydığımız gençlerden birisine, hı hı, ve garanti de verseniz, bırakın o Arabistan yöresini, bütün dünyanın lideri olacaksınız. Yeter ki şöyle yapıver deseniz, arkadan vurma hareketi, peygamberlik iddiasında bulma veya böyle absürt bir şey yapabilir mi? Evet. Özümsemiş çünkü ya, dünya bir şey yani, dünyaya tekmeyi vurmuş. Tamamen kendisini. Şurası çok önemli. Bu gençlerin her biri atılırken diyor ki babam anam sana feda olsun ya Resulallah. En kutsalımızdır babamız anamız. Baba ana bir insanın en kutsalıdır. Evet. Ama buna rağmen verilen mesaj açık. Yani benim en kutsalım babam annem ama senin uğruna, senin yoluna onları bile feda edebilirim demektir bu. Evet. Yani bir mübalağalı anlatım söz konusu. İşte Hazreti Peygamberimiz Gergef gibi işlemiş. Eğitim diyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim. Yani evet, geleceği hazırlama, hayata hazırlama planıdır eğitim aslında. Biz bunu hep söylerim ben. Mesela daha çok öğretim veriyoruz biz okullarımızda. Yani eğitim dediğin şey o öğretimin pratize edilmiş, uygulamaya dökülmüş halidir. Şimdi bilgileri öğretiyorsunuz. Hı hı. Bilgileri biliyor. Çocuk CD değil ki, CD de yapıyor aynı şey. Şeytan da biliyordu. Onu uygulama alanına dökebilecek imkanlar sağlanmalı. Yani ve şu anda da acilen ben kendi branşımızdaki arkadaşlarımıza da özellikle şeyim bu. Yani eğitim açısından Hazreti Peygamber Efendimizin insan eğitimi nasıldı? Çocuğu nasıl eğitmiş? Gençleri nasıl eğitmiş? Yaşlılarla diyaloğu nasıl? Ona geleceğim. Ona yani geleceğim. Bunların bir şey yapması onları tek gerekiyor. Tek şey edeceğiz. Ama günümüzde bir sanki biraz önceki anlattıklarınızdan tezat oluşturabilecek bir konular var. Bizler göreve başladığımız zaman genç iken 20 yaşında, 22 yaşında normal göreve başlanılabiliyordu. Şimdiki gençlere bakıyorum, en verimli çağları efendim ya şu sınavın peşinde ya bu sınavın peşinde koşarak gidiyorlar ve 30 yaşında, 28 yaşında ancak bir iş güç sahibi olabiliyorlar ya da devlete katkı sağlayabilecek belirli yerlerde bulunuyorlar. Evlilikler de bu şekilde hocam. Evliliklerin ileri tarihe çekilmesi, gençlerin o verimli zamandaki yapmak istedikleri yapamıyor. Bunlar kasıtlı olarak mı Türkiye'ye dayatılıyor hocam? Mesela gençlerle büyüklerin arası tamamen kopuk durumda. Yani Türkiye için söylüyorum. İşte yeni yetmedir. Çok değişik sözler söyleniyor. Toplumumuzla gençler arasında bir uçurum yaratılmaya mı çalışılıyor? Bunlar bilindiği için hocam. Şimdi bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Önce o tespiti yerini yapalım. Biz biraz belki geç kaldık. Şöyle ki 2010 yılında ben hatırlıyorum, sanıyorum Nimet Hanımlı Bakan. Evet. O zaman Türkiye'ye bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir furya başladı. Değerler eğitimi diye hatırlarsınız. Hı hı. Değerler eğitimi, değerler evet, eğitimi. Neden? Avrupa bunu 1980 yılında başladı.
yaklaşık 1980'li yıllarda Avrupa buna başladı. Biz bu değerler eğitimini gündemimize 2010 yılında aldık. Değerler dediğim şey nedir? Hak, hukuk, adalet, doğruluk falan filan. İşte o ne kadar toplum içerisinde erdem olarak kabul edilen bizi biz yapan güzel değerler. Haslet varsa, ta ecdadımızdan gelen böyle hemhal olduğumuz manevi unsurlarımız varsa bunlardır bizim değerlerimiz. Burada bir defa geç kalındı. Sonra iyi bir uygulamaydı. O başladı ama altı sanıyorum biraz çok ciddi alınıp doldurulamadı. Hmm. Yani bunun sebebi ne? Avrupa niye buna, yani Avrupa'yla ne alakası var diyebilirsiniz. İnsan çok tehlikelidir hocam. Eğer, çünkü yaratılışı itibariyle öyledir. Topraktan yaratılmıştır, ilahi ruh verilmiştir. Yani madde mana yönü olan bir şey. Bunu bir kuşun kanadı gibi eğer dengede tutmazsanız, ağırlığı böyle madde tarafına kaydırıverirseniz sıkıntılar baş gözükür. Deriz işte o şeytanlık, nefis vesaire onlar işin içine girer ve insan azgınlaşıverir. Bundan dolayı teknoloji denilen şey çığ gibi büyüyor. Yetişemiyoruz açık söyleyelim. Yani belki şu an çocuklarımızla çektiğimiz, torunlarımızla çektiğimiz problemlerimizin temeli de bu. Torun dedesini anlamıyor. Torun babasını, çocuk babasını anlayamıyor. Bir kuşak farkı var. Sürekli ilerleyen bir şey. Geçen bir bilimsel platformda mühendislik fakültesi Marmara'dan bir profesör hocamız söyledi. Yani 2 yıla kadar diyor, bütün hastalıklar gelmeden önce biz size bir sistem konulacak diyor. Siz onu bileceksiniz ve onun önlemini alacaksınız diyor. Bu noktaya geliyoruz diyor. Evet. Hatta ilginç bir şey anlattı. Burada paylaşabiliriz belki. Bir genç karı koca markette alışveriş yapıyorlar. Kasaya gelmişler. Kasiyer demiş ki şeylerin o hesap şeyi yapıldıktan sonra, efendim hayırlı olsun, Allah analı babalı büyüsün, inşallah uzun ömürlü olur falan demiş. Hayırlı olan ne kardeşim demiş, anlayamadım. Eşiniz hamile ya demiş. Ya siz nereden biliyorsunuz? Kendileri bilmiyor. Eşi de bilmiyor, haberi yok. Eşiniz hamile demiş. Bu ya kardeşim bunu nereden çıkardınız demiş ya. Bunu nereden çıkardım? Kasa uyarı verdi bana demiş. Bu şeyleri alanların %99'u belki hamile. Yani bu noktaya gidiyoruz hocam, yetişemiyoruz. Yani evet. Bizim o bırakımı vereceğiz. Hayır. Ona uyum sağlayarak şimdi ayette ne diyor? Siz de düşmanlarınız gibi savaş evet. için beslenmiş atlar hazırlayın. Niye? Deveye karşı at. Biz teknolojik anlamda ondan geri kalmayacağız. İçimize kapanalım demiyoruz. Ama eğitim noktasında da o ivmeyi sağlamamız gerekiyor. Özen göstermemiz evet. gerekiyor. Yani bizim evimizdeki çocuğumuz arabamızdan daha kıymetli olmalı. Yani mesaj herhalde evet. verdik. Yani bu bir ara verelim. Bu aradan sonra bizim elimizde bir anayasamız var. Çocuk yetiştirme konusunda, toplum içerisindeki hareketlerimiz, tavırlarımız konusunda. Tabii ki bu anayasa Kur'an-ı Kerim. Bu anayasa bizi biz yapan ve bizim gelişmemizi sağlayan ve bizim toplum içerisinde, dünya toplumları arasında farklı olduğumuzu hissettiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve onun davranışları, eğitime vermiş olduğu değer ve diğer konular. Bunları da ikinci bölümde nasıl bir eğitim ve günümüzdeki gençlere, gençlerin durumlarını yine incelemeye devam edelim müsaade ederseniz ve gençlere nasıl bir eğitim verilmesi gerekir bu konuda aktarmak istediklerimizi aktaralım. Efendim tarihten yansımalar, kısa bir reklam arası ve daha sonra devam edecek efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik konusunu işlemeye devam ediyoruz. Tabii ki gençlik denildiği zaman çok farklı şekillerde gençliği anlatan kitaplar ya da televizyon programlarını görmeniz mümkün. Gençten ne bekliyoruz? Bunu sorusunu öncelikle sormamız ve bunun cevabını almamız gerekiyor. Tabii ki Hazreti Peygamber zamanındaki gençliğin davranışları, hal ve hareketleri eğer günümüzde güzel şekilde anlatılır ve anlaşılır ise günümüzde hataya düşen, yanlışa düşen gençlik bir daha bu yanlışlara düşmeyecektir. Gençliğin önemli olduğundan bahsettik. Gençliğin değerinden bahsettik. Gençliğin önemini ve değerini
anlayan ve bu konuda mücadele eden siyasi liderlere ve toplum içerisindeki değerli insanlarımızın gayretlerine ihtiyacımız vardır. Birinci bölüm sona ermeden önce gençlikle ilgili bazı değerlendirmeler yaptı saygıdeğer hocamız. Bu değerlendirmeleri tamamlayıp ve daha sonra gençlerin eğitimiyle ilgili ya da bu gençlerin o tarihlerdeki davranışlarıyla ilgili bilgileri almak istiyoruz hocam. Hocam buyurun. Evet. Şöyle bir hadisle başlayalım isterseniz. Hazreti Peygamberimiz Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Kıyamet günü Ademoğlu şu beş şeyden sorgulanmazsa Rabbinin huzurunda sorgudan kurtulamaz diyor. Evet. Bunlardan birisi de malumunuz işte ömrünü nerede tüketti ve gençliği nerede harcadı. Başka diğer bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah gençliğini Allah'a itaatle geçiren genci sever şeklinde yine bir hadis-i şerif zikreder, sunar bize. Peki bu söylediklerini yaşayan gençler var mı? Bunun örneği var mı? Bu ütopya mı? Yani Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o önerilerini tavsiye ettiği, arzuladığı gençliği yaşayan gençler var mı diye belki örnek, tabii, somut, tabii, onu. Somut örnekler şey yapabiliriz. Şuradan başlayalım. Mesela ilk etapta Hazreti Ali Efendimiz bu gençlerin içerisinde zikredebileceğimiz. Demin de söyledik, Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşında Müslüman olmuş. Ama dizinin dibinde yetiştirdiği birisi. Şöyle bir ifadesi vardır Hazreti Ali Efendimizin. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur ki nerede, ne zaman, nasıl indiğini ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o konuda nasıl davrandığını bilmiş olmayayım. Bunların hepsine vakıfım ben diyor. Ve yine Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur bir hadisi var. Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır der. İlmi noktada Hazreti Ali Efendimiz böyle. İlmi açıdan. İlmi başka Hazreti Ali Efendimizin kahramanlık yönüne baktığınız zaman az önce de zikrettim. Yani onun kadar müşriklerin içerisinde kendisine kin güden insan yok. Çünkü her ailede neredeyse o şeylerde bir kişi öldürmüş. Doğruluk noktasında bakıyorsunuz, tabiri caizse ok gibi. Yani hak bildiği yolda böyle pervasızca giden, gözünü budaktan esirgemeyen, kıran olsa da kırılan ama eğilmeyen böyle bir yapısı vardır Hazreti Ali Efendimiz'in. Dört dörtlük, yani her yönüyle mükemmel bir insan. Başka Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı zikredebiliriz. Ebu Ubeyde bin Cerrah gerçekten sahabe arasında temayüz eden önemli kişilerden birisidir. Hazreti Peygamberimiz onun hakkında Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir demiştir. Bu şeyi alan, iltifatı alan tek sahabidir. Hı hı. Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir. Hatta Bedir Savaşı'nda müşriklerin safındaki babasını da öldürmüştür. Öldürmek zorunda kalmıştır. Ebu Ubeyde'nin böyle bir özelliği var. Ve Hazreti Ömer de çok samimiler. Şöyle söyler Ebu Ubeyde hakkında. Dünya herkesi değiştirdi de ey Ebu Ubeyde biz seni değiştiremedi der. Evet. Böylesine müttaki bir insan. Kahraman. Anvas vebası denilen vebada şehit olmuş komutan. Bu Suriye taraflarında, Şam fetihlerinde şehit olan birisi. Ve çok enteresandır. Belki tarihin kırılma noktalarından birisi olacak idi o. Eğer siyasi bir şey değilse, Hazreti Ömer Efendimiz'in yaptığı, kendisine yerine halife bırak yaralıyken, yerine birisine halife bırak dedikleri zaman, eğer diyor Ebu Übeyde sağ olsaydı, o zaman işte Şam fetihleri onun zamanında biliyorsunuz şehit olmuştu. Ebu Ubeyde sağ olsaydı, Ebu Ubeyde'yi diyor ben yerime halife olarak gönül rahatlığıyla bırakırdım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun için Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir demiştir diyor. İşte 25 yaşlarında falan Ebu Ubeyde bin Cerrah genç, yani tabir caizse aşereyi mübeşşir eden, sağlığında cennetle müjdelenen kişilerden birisi. Başka Zübeyir bin Avvam var. Yine o da aşereyi mübeşşir eden birisi. Hazreti Peygamberimizin şöyle bir iltifatına şey yapmış, layık olmuş. Her peygamberin diyor bir havarisi vardır. Arkadaşı, dostu, peşinden giden, yanından böyle ayırmadığı falan. Benim de diyor havarim Zübeyir'dir. Zübeyir bin Avvam'dır. Gerçekten Zübeyir bin Avvam, Hazreti Peygamber Efendimizin sağlığı dahil, daha sonra
halifeler döneminde de sıkıntılı, problemli zamanlarda elini taşın altına koyan bir kişi olarak zikredilir. Bu da yine sağlığında cennetle müjdelenen aşere mübeşşereden birisidir. Musab bin Umeyr. Şimdi bu şahıslardan, şahsiyetlerden bahsedip de Musab bin Umeyr'den bahsetmemek haksızlık olur. Musab bin Umeyr gerçekten müthiş bir insan. Eğitimcilerin belki de masaya ciddi ciddi yatırıp üzerinde inceleme yapması gereken bir şey. Ben Musab bin Umeyr hakkında da bir tebliğ sunmuştum. Musab bin Umeyr'in eğitim modeli, eğitim modellemesi falan diye biraz daha derinlemesine bakma imkanımız doğdu. Musab bin Umeyr 18 yaşında Müslüman olmuş. Fakat kabilesi, annesinin babasının o mensup olduğu kabile Musab bin Umeyr'in kabilesine, işte Peygamberimizin kabilesine düşman bir kabile. Biraz daha İslam'a girmemeleri ondan kaynaklanıyor. Tamamen neredeyse sülalesi düşman, işlerinde bir istisnası var. Mesela Ebu Aziz var, bunun kardeşi Musab bin Umeyr'in. Bedir Savaşı'nda müşriklerin sancaktarlığını yapan birisi. Sıradan birileri değil. Bunu önce gizliyor, gizli gizli. O Darül Erkam'a gidip Hazreti Peygamberimizden beslenirken, ilmi yönden, eğitim yönden beslenirken bir arkadaşı, bir akrabası fark edip annesini ispiyon ediyor. Oğlum diyor, bak namaz kılıyor, böyle böyle yapıyor falan diye. Annesi önce işte biz diyor işte bak tarihte onlarla şöyle şöyleyiz, onların dedeleriyle bizim dedelerimiz çok hoş değil, bak buradan vazgeç falan, uygun bir üslupla anlatmaya çalışıyor. Musab sadece dinliyor. Yine bildiğini okumaya devam ediyor tabiri caizse. Bakıyor ki annesi olmuyor. Seni diyor mirasımdan reddederim. Evet diyor. Benim öyle bir beklentim yok zaten. Oradan da netice alamayınca hapsediyor. Resmen kilitliyor üzerinden. Bir yolunu bulup Musab bin Umeyr Habeşistan'a hicret edileceğini duymuş. Kaçıyor evden ve onların peşine takılıp gidiyor. Sanıyorum Hüseyin Algül hocamın, bu Bursa İlahiyat'ta hocamız, onun da o tespit, öyle hatırlıyorum. Diyor ki o nazlı çiçek sararıp solmuştu. Habeşistan'a gidiyor, zor şartlar, bir eli yağda bir eli balda. Musab bin Umeyr'in yediğini kimse yemez, giydiğini kimse yemez. Aristokrat çocuğu, yani son derece yakışıklı birisi. Eğitimli, o günün şartlarında en eğitimlilerinden birisi. Yani adeta kaynakların ifadesine göre Mekke'nin kızlarının böyle gönlünü fethetmek için seferber oldukları birisi. Böyle birisi. Karizmatik birisi. Şeyden döndükten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz çağırıyor Musab'ı, diyor ki talep gelmiş Yesrib, o zamanki adı Medine'den, bize öğretmen gönder. Kimi gönderebilirim? Musab bin Umeyr'i gönderiyor. Musab'a gerekli şeyler söylüyor ve çok enteresandır. Musab bin Umeyr bir yıllık çalışmasının neticesinde hiç bilmediği, efendim görmediği bir yer ve yeni bir atmosfer, 75-73'ü erkek, ikisi bayan, 75 kişiyi bir yıl sonra işte akabe biatlerine getiriyor. İkinci akabe biatlerine, Peygamberimizin karşısına. Bunlar diyor Müslüman oldu ya Resulallah. Musab bin Umeyr böyle birisi. Bundan sonra bırakmıyor. Ashab-ı Suffe denilen mescidin kenarına ilim yuvası kurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yaklaşık 70 kişi falan ortalama orada ilmi eğitim alıyor. Peygamberimiz bizzat eğitim veriyor. Ya A takımı yetişiyor burada. İslam'ın ileriye dönük A takımını aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada yetiştiriyor. Musab bin Umeyr o öğretmenliğinin yanı sıra öğrenciliğe tekrar başlıyor. Bir akademi gibi sanki ihtisas yaparcasına. Benim o araştırmam neticesinde kafamda şöyle bir şekil oluştu. Yani eğer her şeyde hani bir şey var derler ya, bir hayır var, bazen bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır falan diye. Tabii bu bir tahmin, yanılabiliriz. Bir öngörü, öyle diyelim. Bedir Savaşı'nın sancaktarı Musab bin Umeyr, Peygamberimiz tarafından. Uhud Savaşı'nın sancaktarı da Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr, Peygamberimizin göz bebeği. Ve malumunuz, birisi böyle abi, Peygamberimizi gafil avlamak istemiş, tam kılıcını indirmek isterken Abdullah İbni Kamiya denilen müşrik bunu görüyor Musab, hemen kendisini kalkan yapıyor. Tabii bunu hayatıyla ödüyor. Şehit oluyor. Çok enteresan, Musab bin Umeyr'in, o zengin, aristokrat, parasının hesabını bilmeyen Musab bin Umeyr'in üzerinde bir hırkası var sadece. Bütün kıyafeti şeyde o. Ayağına çekiyorlar.
şey yapacaklar, defnedecekler. Peygamberimiz gözü yaşlı vaziyette. Ayağına çekiyorlar o hırkayı, baş kısmı açık kalıyor. Başına çekiyorlar, ayak kısmı açık kalıyor. İzhir otu denilen güzel kokulu bir ot vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki o otla diyor ayağını kapatın. Mus'ab bin Ümeyr böyle birisi. Ve orada gece ilim tahsili yapıyor. Gündüzleri de ücretle amelelik yapıp hurmalarını topluyor zenginlerin. Geçimini öyle tedarik ediyor. Asalak yaşamak yok. O zengin çocuğu çok zordur. Yani tabiri caizse attan inip affedersiniz eşeğe binmek gibi bir şey. Bir zengin bir lüks evet. hayatınız var. Öyle bir yaşam tarzınız var. Oradan böyle bir hayata geliyorsunuz. Amelelik yapıyorsunuz. İşte biraz önce söylediğimiz hadise bu. Bizim eğer iyi dokunur, iyi işlenirse gençler, gençliğimiz tarih boyunca böyle olmuştur. Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Mus'ab bin Ümeyr'in eğitimcilik yönü de var. Örnek alacağımız çok yönler var. Belki hani Peygamberimiz Mus'ab'a bunu nasıl verdi, nasıl yaptı diyebiliriz. Tabii. Söylediğimiz gibi bunlar ayrı ayrı belki değişik hani platformlarda, başlıklarda Hazreti Peygamberimizin eğitimi başlığıyla belki değerlendirilebilir. Başka Mus'ab'ın bir benzeri Ebu Huzeyfe var. Bunu çok duymayız. Ebu Huzeyfe de öyledir. Bu Utbe bin Rebiya denilen İslam düşmanı bir adam var. Bunun da parasının hesabı belli değil. Çok zengin, aristokrat. Hatta Mekke'nin ileri gelenlerinden birisi. Belki Bedir'de ölmemiş olsaydı muhtemelen reislik ona kalabilirdi. Yani evet. Mekke'nin reisliği. Bu ne demektir? Ebu Huzeyfe Müslüman olmasaydı Mekke'nin reislerinden birisi olabilirdi. Buradan çıkaracağımız sonuç bu. Ama aynen Mus'ab bin Ümeyr gibi Ebu Huzeyfe de babasının malına, mülküne elini tersiyle itmiş, tekme vurmuş tabiri caizse ve Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o iman halkasına, eğitim halkasına dahil olmuş. Ebu Huzeyfe böyle birisi. Muaz bin Cebel var. 18 yaşında Müslüman olanlardan birisi ve 27 yaşında da Yemen valiliğini yapıyor Peygamberimiz'e. 18 yaşında Müslüman olmuş, efendim Yemen valiliğini yapan birisi. Bunun ilginç de bir anısı var. Babası müşrik, iman etmiyor, bir putu var. Arkadaşlarla beraber babasının haberi yokken, Hazreti İbrahim misali götürüp o putu böyle pis pedrus bir yere atıyor. Haberi yokken babasının. Babası geliyor bir bakıyor put yok, gidip oradan güzelce temizliyor, getiriyor, yıkıyor, aynı yerine koyuyor. Bir sefer böyle, iki sefer, üç sefer böyle çok profesyonelce de yapıyorlar, çaktırmıyorlar. En son babası bir kılıç bulmuş, getirip o putun omzuna koymuş, böyle bağlamış. Yani eğer sana birisi daha böyle bir şeye gelirse kendini savun mesajı veriyor. İşte Allah ufkunu bağladığı zaman kişinin bu hale getiriyor. Tabii Muaz yine aynısını yapıyor arkadaşlarla beraber o çukura atınca. En son diyor ki lanet olsun seni artık buradan çıkarmayacağım. Kılıç da verdim diyor. Kendi başının çaresine bakamadın. Senden diyor tanrım olur. Ve ondan sonra işte İslam'a bir eğitim metodudur. Böyle birisi hani şunu hep izleyicilerimiz de bilir. Yemen'e gönderirken aleyhissalatü vesselam Efendimiz sorar Muaz'a. Sen oraya gidiyorsun ama bazı sorunlar olacak, problemleri olacak insanların. Ne yaparsın? Neye göre hüküm verirsin? Kur'an-ı Kerim'e göre diyor hüküm veririm. Onda bulamadım diyor varsayalım onda yok. Senin diyor sünnetine göre veririm hükmümü ya Resulullah. Onda da bulamadın. Onda da bulamazsan ne yaparsın? Ya Resulullah o zaman şahsi içtihadımla diyor kendim şey yaparım. Ona göre. Ah diyor tamam şimdi oldu ve dua ediyor Peygamberimiz. Burada işte hür düşünce, despotik bir anlayış yok. İlla takılıp kalıp buna yani biz ne çektiysek, ne çekiyor isek şu an hala bedellerini ödüyoruz. Bakın devam ediyor bir türlü de hani kesilmedi ön arkası. Beynimizi, irademizi bir başkasına ipotek etmiyoruz. Evet. Dört halife şeyden Peygamberimiz döneminden bahsediyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o serbest düşünce dediğimiz düşünce şeyini oluşturmuş. Şey belli, kriterler belli. O kriterler bağlayıcı ama onun haricinde de diyor böyle birilerinin piyonu olmayacaksın. Kendi ben varım diyeceksin. Yani sen oraya ehil olarak gönderildiysen çözüm üreteceksin. Vali ne demek? İdareci demek. İdareci ne demek? İdare edecek. Çözüm bulacak. Her şeyi hani Kur'an'da bulamadın. Peygamberim benim sünnetimde bulamadın. O bölge değişik bir bölge. O zaman diyor şahsi hükümlerini ölçü belli. Nedir ölçü? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sen takdir hakkını kullanırken insanların menfaatini, yararını düşüneceksin. Ölçüler belli, aldığı ölçü belli, sağlam maya belli, yapı belli. Evet. Bundan dolayı
Muaz bin Cebel'in böyle bir yönü var. Muaz bin Cebel Tebük seferinden döndükten sonra işte Yemen'e vali olarak gönderiliyor. Hazreti Peygamber'in ümmetin içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır diyor. Valisini göndererken haram ve helali ümmetimin içerisinde en iyi bilen Muaz'dır. Şu dikkatimi çekti benim. Genelde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hani temayüz eden sahabe içerisinde kişilere baktığımızda mutlaka belki sizin de dikkatini çekmiştir. Her birine bir şey söylüyor. Hı hı. Ebu Ubeyde diyor bu ümmetin eminidir. Bir şey vermiş ona, bir sıfat vermiş, iltifat. Efendim Muaz'a diyor ki işte helali haramı en iyi bilen budur. İşte Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Hepsine verdiği, işte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e hakeza, yani bütün böyle şeylere verdiği şeyler var, sıfatlar. Biz bazen acaba diyorum hani çok mu zor, parayla filan da değil ama insanlara iltifat ederken o yatkın olduğu bir alanı öne çıkarıp da olumlu bir şekilde iltifat etsek. Hocam ben aslında bunu soracaktım size de. Şimdi Hazreti Muhammed gibi özelliği olan, eğitime değer veren, efendim gençler üzerindeki düşünceleri, tavırları belli olan bir peygamberin ümmeti olarak neden biz Hazreti Ali'leri yetiştiremiyoruz? Şöyle çıkıp bizim neden öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz yani bizler Hazreti Peygamber'in örnek hayatını kendimize almıyoruz. O günkü olan olayları. Şimdi biraz önce aslında sözünüzü hiç de kesmek istememiştim. Çok akıcı, çok güzel bir şekilde gitmişti ama bu da bizi seyreden seyircilerimizin de mutlaka düşündükleri bir konudur. Neden bizim öğretmenlerimiz örnek olarak Hazreti Peygamber'in eğitim anlayışını almıyorlar? Neden biz kendimizi ona göre kendimize bir yol çizmiyoruz? Ya da gençlerimiz de hakeza böyle. Şimdi bir de şu var hocam. Yani gençleri ön plana çıkartalım. İşte 18 yaşında milletvekili yapalım. 20 yaşında önemli makamları verelim. Bunlar güzel şeyler. Fakat gençliği o makamı kaldırabilecek eğitimi veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Yani günümüzde işte babasının servetinden dolayı belirli bir insan 18 yaşından sonra, hatta örnek olarak da bunu verebiliriz. Ya Hazreti Peygamber güvenmiş gençlere de biz niye güvenmiyoruz? Ama yetiştirdik mi bu gençleri? Yoksa gençlerimizi ihmal mi ettik? Bunları sormak istiyorum. Neden öğretmenlerimiz, bizler eğitimci olarak Hazreti Peygamberimizi örnek alıp o doğrultuda gençleri yetiştiremiyoruz? Osmanlı'da da var buna benzer çok güzel örnekler. Evet, Fatih o yaşında İstanbul'u fethetmiş ama yetişmiş, bildiği dili biliyoruz, tarzını biliyoruz, savaşlardaki göstermiş olduğu cesaret örneğini görüyoruz. Şimdi burada direkt olarak biz neden Hazreti Peygamber'in eğitim anlayışında olmuyoruz? Gençlerimiz neden Hazreti Ali'nin o özelliklerine sahip olmuyor? Şimdi şunu öncelikle söyleyelim. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim modeliyle ilgili açıkçası üzülerek ifade edelim. Çok yazılmış şeyler, kaynaklar bulamıyoruz. Bulamıyoruz değil mi hocam? Yani 1400 yıl geçmiş aradan. Allah'ın razı olsun. Bildiğim kadarıyla da rahatsız da Allah'ın bu vesileyle de şifa versin inşallah. Ahmet Önkal hocamız Resulullah'ın İslam'a davet metodu diye bir eser yazdı biliyorsunuz. Doktora teziydi. Sonra Abdullah Özbek hocam. Ahmet Önkal hocanın bu kitabını okudum hocam. Evet, yani nefis bir kitap. Zaten doktora evet. Çalışması. Abdullah Özbek hocamın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed kitabı var. Ziya Kazı hocamın İslam Eğitim Tarihi diye bir kitabı var. Onun haricinde makaleler var, peyderpey yazılmış ama ciddi manada böyle masaya yatırılıp nasıl bir sistemi vardı Hazreti Peygamberimizin eğitim sistemini hani biraz da güncelleyerek. Ben acizane geçen cumartesi gün Ankara'daydım. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim sistemiyle ilgili bazı mülahazalar diye bir tebliğ sundum. Biraz da şöyle şey ayırmaya çalıştım, zaman ayırmaya çalıştım. Değişik kaynaklardan yararlanarak.
Günümüzdeki o eğitim modeli olarak eğitim yöntemleri dediğimiz belli başlı yöntemler vardır. İşte takrir, soru cevap tekniği, evet. Demonstrasyon tekniği falan, grup, beyin fırtınası vesaire birçok teknikler evet. var. Bütün o tekniklere uyan uygulamalarını Hazreti Peygamberimizin tespit etmeye çalıştım acizane. Mesela yapıp gösterme taktiği, tekniği diye bir tekniğimiz vardır bizim şeyde eğitim bilimlerinde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün bir genç görmüş, koyun yüzüyor, derisini yüzmeye çalışıyor, hayvanı kesmiş, beceremiyor. Hemen yanına varıyor, delikanlı diyor, bak bir saniye diyor, bana bir bırak diyor. Alıyor işte etiyle o derinin arasında yumruğunu sokuyor böyle. Bitirdikten sonra delikanlı bundan sonra böyleyiz olur mu diyor. Bakın işte bu yapıp gösterme tekniğine en güzel örnek. Evet. O zaman lime tegulne ma la tefal ayette. Yapmadığınız bir şeyi niye başkasına yapın diye söylüyorsunuz. Biz yani bir öğretmen mesela kitap okumuyor da öğrencisine kitap oku diyorsa onun biz faydasını açık söyleyeyim göremeyiz. Yani o çocuktan o şeyi alamazsınız. Evet. Çocuk sizde onu gördüğü zaman zaten sizi bir hani taklit eder pozisyona geliyor ister istemez. İşte bunu verebilmek, bunu tam kavratabilmek gerekiyor. Bu Peygamberimizin hayatında uygulanmış mı, yapılmış mı bu tip şeyler? Takrir yöntemi nasılmış Hazreti Peygamberimiz? Mesela Abdullah Hoca falan bayağı girmiş o konulara detaylı. Soru cevap tekniğine bayağı girmiş. Şimdi soru cevap tekniğinde şimdi Atlas'la konuşmasını biliyoruz. Taif dönüşü. Hiç hesabında yok aslında. Hı hı. Ve üzgün, bedbin bir şekilde perişan, kan revan içerisinde her tarafı bir bağ zor atmış kendisine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yanında Zeyd bin Harise ile beraber. İşte yaralarını temizlemeye çalışıyor. Orada bağ sahibi işte bir tas üzüm gönderiyor Atlas'la. Ve hani nerede olursanız olun o şeyinizi bilmek, davanızı bilmek, misyonunuzu bilmek çok önemli. O yarasının beresinin içerisinde hala tebliğ derdinde. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Şimdi besmelesiz yapılan iş yarımdır. Ondan hayır beklemeyin diyor değil mi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadis. Evet. Şimdi bunu söylerken kendisi yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim deyince Atlas'ın şöyle gözleri dört oluyor. Diyor ya bu nasıl bir kelimedir? Buranın halkı bilmez yani bunu. Şunu mu söylemek istiyorsunuz hocam? Yani bizim eğitimcilerimiz ya da vaaz eden insanlarımız yani hep vaazda mı kalıyor? Uygulamaya gelinmiyor mu? Hayır o çok ağır bir itham olur. O söylemeye çalıştığım yani o değil. Yani vaaz ediyoruz, söylüyoruz ama aynı anlama geliyor hocam. Önümüzde diyor hani siz şöyle sordunuz ya eğitimcilerimizin hani örnek alsalar diye net böyle örnek olarak koyabileceğimiz İki kapak arasında sıkıştırılmış bir eserimiz maalesef yok. İnşallah bunlara şöyle bu vesile olur. Hı hı. Üzerine gidilir, edilir. Yani şeyimiz bir noktada da bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapmış mesela? İşte o Atlas'a söylediğinde orada biz onu eğitimci olarak zaten eğitimci bunları eğer biz şöyle sistematize edersek, sistemleştirirse o eğitimci orada alacağını alır. Buranın halkı bu kelimeyi bilmez diyor. Bilmez çünkü diyor ben buranın halkının bilmediği bir şey üzerine gönderildim. Allah-u Teala evet. beni gönder, ben peygamberim. Sen nerelisin diyor. Bakın ifadeleri, diyalog şeklinden bahsediyorum. Sen nerelisin? Şimdi herkes memleketinin aslasıdır. Hani sıla denilen bir tabir var. Evet. Yıllarca yurt dışında kalırsınız, gelirsiniz. Öptüğünüzün beton olduğundan farkında olmadan evet. toprağını öpüyorum memleketimizin dersiniz falan. Evet. Böyle bir vatan sevgisi vardır, memleket sevgisi vardır insanda. Sen nerelisin diyor, oradan giriyor. Belli ki o da oralı değil. Diyor ki ben Ninovalıyım. Ha diyor, şu Yunus peygamberin memleketimi, işte hani ortak noktaları tespit etmeye çalışıyor ve bu spontane gelişen bir şey. Evet. Sen diyor Yunus'u nereden bilirsin, irkiliyor bu sefer. Yunus benim kardeşim diyor, ben de peygamberim, aynı şeyi davayı tebliğ ediyoruz. Ondan sonra şey bitiyor, iş bitiyor. Böyle hareketleriyle o yarasının beresinin içerisinde hala bir şeyler anlatmaya çalışıyor İslam'ı. Bazen ben öyle derim. Taif'ten kim demiş peygamberimiz boş döndü diyor. Atlas'ı kazandı diyorum. O Atlas evet. bir kişi. Önemli ama tabii ki. İşte zaman ve mekanı eğitimin öğretim demiyorum hocam özellikle. Eğitimin evet. zamanı mekanı olmaz. Her yer eğitim alanıdır. Sokakta yürürken efendim insanlarla ekmek alırken ne bileyim kırmızı ışıkta beklerken her şey sizin aslında mercek altında olduğunuzun göstergesidir. Evet. Dolayısıyla eğitimcilerimiz olarak bir bu kaynakların tespiti iyi yapılmalı. Yapabiliriz. Hani sorduğunuz için söylüyorum. Evet, bunları evet. tespit edebilirsek mümkün mertebede onu uyarlamaya çalışırsak bunun örnekleri var. Ha şunu söyleyeyim o çalışmanızın neticesi nedir diye sorarsanız
her birinden en az 3-5 tane, ki ben tebliğ şey olur, dar olur zaten, fazla geniş olmaz. Onlarca da bulunabileceği kanaatindeyim. O şeylerin günümüzdeki modern teknoloji, modern eğitim sistemindeki yöntemlerin, kullanılan eğitim öğretim yöntemlerinin hemen hepsinin Peygamberimizin kullandığı örtü şeyle birebir örtüştüğünü, sistemle örtüştüğünü ben müşahede ettim. Bundan yararlanabilir miyiz? Elbette yararlanırız. Günümüzün şartlarıyla, günümüzün o teknolojik imkanlarıyla vesaire çizgiler çiziyor mesela Hazreti Peygamberimiz. Bir eline şey alıyor, birisine bir şey anlatırken bak şuradan şu olur, buradan bir olur filan. Şimdi bunun farkı ne günümüzde? Teknolojik, siz bunu ne yaparsınız? Elinizde bir lazer şeyi alırsınız, lazerle gösterirsiniz. Tabii. Yani şey farklı, şablon aynı. Ama siz onu günümüz şartlarına uyarlama imkanına sahipsiniz. Yani bir Hazreti Peygamberimizin eğitim sistemi model alınır, alınmalı. İki, alınabilecek, alındığı zaman faydadan hali değil, mutlaka fayda sağlayacaktır. Bundan şüphemiz olmasın. Uygulanabilirliği tartışılmaz. Bu yapılabilir. Üç, bunu da tabii hani biraz daha şöyle kafa yorup, hemhal olup şöyle sistematize etmek. Onlarca, yüzlerce kitap var Hazreti Peygamberimizin işte hayatını baştan sona anlatan. Bunların içerisinden her branş, bir sürü şey var, dallar var, eğitim alanları var, bilim dalları var. Her branştaki kişiler, özellikle İslami eğitim ilimlerle uğraşan kardeşlerimiz mesela, kendi alanına ilgili olan kısımlarını alıp Peygamberimizin hayatını belki şey yapabilirse biraz daha böyle hani Aristo da başlamış aslında bu sistematik şey. Evet. Sistematize etmeme gibi bir sıkıntımız var bizim bilim alanında, benim görebildiğim. Yani bazı şeyler böyle sistematik hale getirirsek, sistemleştirirsek sanki daha iyi ürün alınabilir gibi geliyor bana. Evet. Örnekleri çok söylediğimiz gibi. Hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önemli olarak sizce gördüğünüz yine Hazreti Peygamber'in eğitimiyle ilgili, eğitim anlayışıyla ilgili, gençlere bakışıyla ilgili eğer şeyler varsa onları söyleyelim ve programı kapatacağım. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem numune-i intisal, yani davranışları model alınabilecek evrensel bir peygamber. Bunun örneklerini, yani o davranışlarını örnek alanların hayatlarına baktığınız zaman adeta dünyaya medeniyet öğretmiş. Nereden biliyoruz? İşte patristik dönemi var Avrupa'nın, efendim skolastik dönemi var. O zamanlarda İslam altın devrini yaşıyor. O kaynaktan beslendiği için. Dört halife arkasından işte Emevisi, Abbasi, Selçuklu. Bunların her biri bir medeniyet. Hala izleri var o medeniyetin. İşte İspanya'ya gidin hala Endülüs Emevilerin izlerini görürsünüz. Bunlar pratize de edilmiş, yansımasını da göstermiş. Sonuçları da var. Yani bir hayal değil, bir ütopya değil. Eğer biz özellikle gençlerimizi iyi dizayn edersek, gençlerimize önem verirsek, tukaka yapmadan, eleştirmeden, biz eleştirip yerimin dibine batırarak bir yere varamayız. Demin de söyledim. Bu gençlerimiz bizim pırıl pırıl. Ufak tefek tabii şeyler olur, olabilir, nefis taşı, delikanlı ne demek yani, kanı devre daimi bizimkinden iki katı, üç katı fazla yapıyor. Yani onları şöyle hani uygun bir kulvara çekip ciddi eğitimler verirsek inanın bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Evet. Bunu da işte şeyde gördük, hep söylüyorum, 15 Temmuz'da gördük. Ben gençlerimizi bu noktada seviyorum. Başta da söyledim, sevmiyorum sadece, saygıda duyuyorum. Çünkü geleceğimiz onlar bizim. Yeter ki iyi dizayn edelim. Biz biraz da aynaya, onları eleştirirken aynaya alıp kendimiz şöyle biz işin neresindeyiz diye bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Harika konulara değindiniz. Estağfurullah. Hiç bölmek de istemedim. Ama o kadar akıcı, o kadar güzel anlatımınız oldu ki daha fazla şeyler mutlaka söylenebilir. Ama programımızın süresi bu kadar. Günümüzde en fazla tartışılan konulardan birisi gençlik. Günümüzde en fazla tartışılan konulardan birisi gençliğin eğitimi. Bizzat Cumhurbaşkanımız çıktı, dedi ki eğitimde sınıfta kaldık. Neden sınıfta kaldık? Eğitimde niye sınıfı geçemiyoruz? Bunu masaya yatırmamız gerekiyor. Örnek neyi almamız gerekir? Önümüzde 630 sene yaşamış bir ecdat imparatorluğumuz var. Onun eğitimine hiç bakmaz. Onu tukaka der bir tarafa atarsak. Hazreti Peygamber zamanı denildiği zaman sadece dini figürleri göz önünde bulundurur. Onun dışında Hazreti Peygamberimizin gençlere bakış açısı nedir? Efendim eğitim anlayışı nedir?
toplum içerisinde toplumun birbiriyle kaynaşması ve birlik ve beraberliği sağlaması için neler yapılması gerekir? Bunlara bakmaz isek istediğimiz başarıyı da eğitimde elde edemeyiz. Hala sınıfta kaldık diyor isek 100 senelik Cumhuriyet tarihimiz boyunca sınıfta kalmaya da bundan sonra devam ederiz. Çünkü bizi biz yapan Müslümanın en önemli değerlerini bir tarafa bırakıp çareyi farklı yerlerde aramak bizim en büyük sıkıntımız diye düşünüyoruz. Eğitimde örnek almalıyız. Gençlik eğitiminde örnek almalıyız. Dini eğitimde ve sosyal hayatta ve siyasette en önemlisi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alıp onun örnek yaşantısından, onun hadis-i şerifinden, onun toplum içerisinde yetiştirmiş olduğu insanların, gençlerin özel hayatını inceleyerek daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Güzel bir eserle programımızı sonlandırmak istiyorum. Hayırlı geceler efendim.